Merhaba, ben Erman Üsküdar'la. Yaşam ve spor konularını paylaştığım kanalıma hoş geldiniz. Kariyer planlaması yapan gençlerimiz için alanda uzman kişilerle meslek tanıtımlarına devam ediyoruz. Bu söyleşimizin konuğu çok değerli ağabeyim Murat Atıl. Kendisi Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Kondisyoneri. Murat abicim merhaba. Merhaba. Bir aydır Brezilya'dasın. Plaj voleybolu Neredeyse bir aydır. 3 hafta. Evet. 3 haftayı dolu dolu yaşadık orada. Plaj voleybolu milli takımıyla beraber Evet. kamptaydınız. Evet. Hem A takımımız var hem B takımımız var. İkisiyle beraber kamptaydık orada. Ayağınızın tozuyla geldiniz. Bana Evet. zaman ayırdınız. Çok teşekkür Estağfurullah. ediyorum. Keyif. Kampın da kanalını da heyecanla takip ediyorum Ermancığım. Çok teşekkür ederim Murat abiciğim. Hemen ilk soruyla başlayayım. Çocukluk yıllarınıza geçmek istiyorum. Dönmek istiyorum. Tamam. Spora kaç yaşında ve nasıl başladınız? Spora aslında fizik olarak çok uygun değildim ben spora. O yüzden babama rica ediyordum beden eğitimi derslerinden rapor alsın bana diye. Herkes takla atarken ben sınıfı bekliyordum, tahtayı siliyordum falan ve bu şekilde geçiştiriyordum. Ondan sonra zannediyorum ortaokul son ya da lise başlarında atletizm müsabakaları yapılacaktı okullar arası. Bana dediler ki oğlum gel takla atma. Ama hiç unutma şu gülleye at, diske at. Kenarda bir şeyler yap onlarla. Hangi şehirdesiniz abi bu arada? Bursa'dayız o zamanlar. Bursa'dasınız. Tabii. Bu sebeple ateizm sahasına gitmeye başladık. Orada bir tane bizim meşhur duayen dinleyenlerden bilenler olacaktır. Nurullah Yıvak'la tanıştım ben tesadüfen. Evet. Nurullah Hoca dedi ki sen ne yapıyorsun burada? Dedim vallahi böyle lise hoca şeyleri var, müsabakalar hocam. Biz çekiç şey gülle atacağız. Atıcı oldum Sen eğil bakayım dedi. Hayatımda yaşadığım ilk yetenek seçimidir o. Çömel dedi, çömeldim. Sırtıma oturdu, kalk bakayım dedi. Kalktım. Yürü bakayım şöyle dedi. Yürü, indir beni dedi, indirdim. Sen dedi yarın geliyorsun artık dedi. Sana çekiç atmayı öğretiyoruz dedi. Vay be. Benim spor hayatım resmen böyle bir yetenek seçimiyle başladı. Müthiş. Ondan sonra işte Bursa'da okullar arası müsabaka. Şanslı gelişti bölgeler arası müsabakalar. Orada şampiyonluk. Daha sonra işte birkaç tane takımdan sonra işte Balkan müsabakalarına kadar devam eden bir kariyer oldu ondan sonra. Lise bu şekilde geçti Lise bu spor şekilde hayatında. geçti. Üniversite Hacettepe'yi kazandım. Hacettepe'ye geldikten sonra ilk sene hazırlıklı bir şekilde gitti ama daha sonrasında çekiç çok hızlı gidemedi. Çünkü okul çok yoğundu. Doğru. 90 zannediyorum 5-96'da son yarışımı yaptım. Zaten 96'da da mezun oldum. Ondan sonra artık işin antrenör tarafındaki kariyerim başladı. Evet. Bu O şekilde devam etti. üniversite yıllarına dönmek istiyorum çünkü Tamam. benim için çok önemli. Nasıl bir eğitim aldınız Hacettepe Üniversitesi'nde? Hacettepe Üniversitesi'nin beden eğitim spor bilimleri teknolojisi bölümünün en idealist dönemine rast geldik. Şanslı gruptanız biz. Evet. Sayın hocamız Caner Açıkada, Emin Ergen ve diğer bütün hocalarımız o kadar idealist bir eğitim sürecine girmişlerdi ki hatta İngiltere müfredatı sorgulanıyor o süreçte. Çok üst düzey eğitim aldık biz. Haydar Demirel, Gıyasettin Evet. hocamız, Ziya hocamız. Bütün kadro dolu dolu eğitimle donattı bizi. Kesinlikle. Caner Açıkada özellikle o süreçte hem antrenörlüğü devam ediyordu Enka'da. Hem de çok iyi bir akademisyen tabii ki tartışılmaz. Hala bile Kesinlikle. Kıbrıs'ta devam ediyor görevlerini. Bana kalırsa ben hatta o zamanlar tıpta okuyan bir tane benim kuzenim vardı. Onunla beraber bilgilerimizi yarıştırırdık. Anatomi bilgim neredeyse onun önüne Temsil geçecek gibiydi. Emin Ergen çok zorlardı bizi o zamanlar ediyor. sayın hocamız. Evet. Bana kalırsa çok şanslı bir dönem yaşadık ve donanımlı eğitimler aldık Kesinlikle. o İnsan süreçte. okurken farkına varmıyor ama Kesinlikle mezun varmıyor. olduktan Tabii. sonra alanda. Piyasaya çıktığınız zaman alanın level'ını görüyorsunuz. Aldığınız eğitimlerin farklılığını ortaya koyuyor sizin durumunuz. Evet. Ve Allah Allah biz neler öğrenmişiz arkadaş diyorsunuz. Ama o zamana kadar hiçbirimizin haberi yoktu. Ne kadar donanımlı büyütüldüğümüzden, ne kadar donanımlı bu hayata hazırlandığımızdan. Kesinlikle. Çok şanslıymışız. Evet, kesinlikle doğru Evet. söylüyorsunuz. 1996 yılında üniversiteden mezun oldunuz ve Evet. iş hayatı süreci başladı. Evet. Bu süreçte neler O yaşadınız? evet. Hangi federasyonlarla, hangi kulüplerle, hangi sporcularla çalışma Evet. şansı eriştiniz? 96 yılının hatta 95 95 94 95 96 yılları ben hem öğrenciliğimi yaptım
Hem de o zamanlar işte gece işi vardı. Çalışmak zorundaydık. Evet. Barlarda marlarda gece işleri yaptık. Bu güzel fiziği kullanarak. Oh, kesinlikle. Büyük avantajdı. Tabii şimdi o ortama girdiğiniz zaman spor ortamından ister istemez kopuyorsunuz. O evet. Süreçte babam rahmetli inat etti. Ya dedi bu işleri bırakacaksın, mesleğine ilgili bir şeyler yapacaksın. Çok sevdiğim bir arkadaşım vardır. Onun da desteğiyle ben şeyden haberdar oldum. Ankara Üniversitesi'nin araştırma görevlisi için sınav açtığından haberdar oldum. İki tane antrenman bilimci, iki tane yönetimci, zannediyorum bir tane de spor psikolojisinden mezun istiyorlardı. O sınavlara girdim, kazandım. Ne güzel. Daha sonra 1996 yılında Ankara Üniversitesi'nde göreve başladım araştırma görevlisi olarak. Antrenman bilimleri ve spor biyomekaniği özellikle derslerini yüklediler bana. O zamanlarda spor biyomekaniğinde çok fazla isim yoktu. Evet. Profesör Doktor Caner Açık'a da hem sevinerek hem de heyecanla karşıladı. Murat çok iyi bir şey oldu, yoktu eğitimli elemanımız spor biyomekaniğinden yürü dedi. O süreçte o dersleri üniversitede verirken bir taraftan da Hacettepe'de mezun olduğum okulda yüksek lisansa başladım spor biyomekaniği ile ilgili. Böylece bir 4 sene geçti. 4 sene sonunda o zaman herhalde deli torlaklığıyla ben üniversiteden istifa ettim. Ama istifa etmeden önce üniversitedeki akademik kadroyla beraber bazı takımların performans ölçümlerini yapmaya başlamıştık. Şimdi ben küstüm oynamıyorum yapmadım. Ama üniversitel ortamda o zamanlar işte o deli torlak akılla o üniversitel ortamı yakıştıramadığım ticari kısmı kendime şirket kurarak içi dolu bir şekilde götürmeye karar verdim. Sebep buydu aslında. Evet. Asis grubu kurtmuştu o zamanlar benim şirketim. 2000 yılına tekabül ediyor. Ondan sonra işte bazı kulüplerle, Gençler Birliği'yle çalıştım. Çubuk Spor'la çalıştım. Onların performans ölçümlerini yaptım. Çok idealistik tabii. Dosyalar evet. hazırlayıp gidiyorduk. Yani ilk dosyam şöyle oldu. Üniversiteden istifa etmeden bir hafta önce kafama koydum. Dosyamı hazırladım. Benim aldığım eğitim, benim yapabilirliklerim, futbolun ihtiyaçları, futbol antrenörünün ihtiyaçları ve bunların ikisinin kesiştiği noktalar diye bir dosya hazırladım. Evet. Gençler Birliği'ne sundum. O zamanlar Cem Onuk vardı. Atilla Aytek vardı. Onlar çok destek attılar. Bir süreç Gençler Birliği'nde geçti. Ondan sonra yavaş yavaş şirketi oluşturdum ve kendi performans ölçümlerine başladım. Süper. Birçok spor federasyonunda çalıştığınızı ben biliyorum. Evet. İlk hangi federasyonuna başladınız? İlk önce Merkez Hakem Kurulu, Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan Murat Ilgaz sayesinde ve Özgüç Türkalp sayesinde bana bir kondisyonellik teklifi geldi. Hakemler için? Hakemler için, Merkez Hakem Komitesi'nde. Merkez Hakem Kurulu Ankara antrenman sorumlusu yaptılar beni. Ve bütün Merkez Hakem Kurulu, Ankara hakemlerinden bahsediyorum, antrenmanlarını benim üretmemi istediler. Resmi antrenman günleri vardır, Salı ve Perşembe. Evet. Haftada iki gün buluşurduk. Ve bazı ölçümler de yapardık daha sonra belli aralıklarla. Ve onların FIFA'nın yaptığı ölçümlere tabi tutulurlar hakemler aylık süreçlerde. Ve bu testi geçenlere maç dağıtılır. Hala öyle zannediyorum. Evet. Testler çok değişti ama süreç değiştiğini zannetmiyorum. Bir 9 yıl kadar Ankara antrenman sorumlusu olarak görev yaptım. Onunla eş zamanlı olarak Kayak Federasyonu'ndan bir destek geldi. Daha doğrusu üniversiteyat oyunları yaklaşıyordu. 2010 evet. üniversiteyat oyunları. 2006 yılında zannediyorum Kayak Federasyonu benden bir destek istedi. Biatlon takımı kuruyoruz ama kayaklı koşucuları biatlona geçirdik. Kayaklı koşuda çok başarılı olamayanları biatlona geçirdik. Çünkü mesela kızak takımı gibi, biatlon takımı gibi takımların tam olması lazım ki bu ülkede üniversiteyat oyunları yapılabilsin. Olimpiyatlar, gençlik olimpiyatları yapılabilsin. Evet. Bizde olmayan branşları yan branşlardan geçiriyorlardı. Ama işte bana geldikleri zaman çocuklar biatlonu biliyorsunuz kayılır, atış yapılır. Kayılır, atış yapılır. İki tane ceza türü vardır. Bir tanesinde kaçırdığınız kadar 200 metrelik ceza lupunu dönersiniz. Birisi de kaçırdığınız kadar dakika eklenir. Her evet. ikisi de çok zordur kapatması finale evet, doğru. Evet. Çok iyi bir kondisyonunuz olacak ki atış yaparken kesinlikle nefesiniz düşecek. Önemli olan buydu. Evet, çünkü yaklaşık ya şimdi hatırlamıyorum kızacaklar bana da 50 metreden fazla bir mesafe zannediyorum. Oradan atış yapıyorlar. Fincan tabağı kadar bir hedefi vuruyorsunuz. Evet. O nefes alışverişlerde kaçırma çok oluyordu. Evet. International Biathlon Union vardır. Kayak Federasyonu'nun bir yan kuruluşu. Onun kurallarına göre de
Eylül'de başlatılıp aralığa kadar yapılan biatlon müsabakalarında herhangi bir yarışta birinciye %20 yaklaşırsanız dünya şampiyonası için kualifiye olursunuz. 3-4 tane şansınız vardır aylar boyunca. Aralık'ta da dünya şampiyonası yapılır. Bizim çocuklar kayaklı koşudan geldikleri için saatlerce kayabiliyorlar. Ama durunca kalp atmosferini aşağı indiremiyorlardı. İnterval antrenman başladık. Evet. Çok iyi cevaplar geldi. 6. ayda o zamana kadar hep dekualifiye olanlar 4 tane çocuğumuz dünya şampiyonuna ilk yarışta sağ olsun şey oldular. Kualifiye şey oldular. Müthiş bir başarı. Başkanımız Özer Ayık'tı. Çok severim. Başka bir kafadır Özer Başkan. Evet. Çok memnun kaldı ve bütün 6 tane branşı var. Hepsinin kondisyonerliğini verdi. Kayak Federasyonu da böyle başladı. Harika. Onlarla beraber devam ederken üniversite oyunları çok başarılı geçildi Erzurum'da. İzlemişsinizdir siz de. Üniversite oyunlarını bitirdik. Arkasından yok. Tabii arkasından Voleybol Federasyonu genel sekreterliğine bir teklif geldi. Dünya şampiyonluğuna hazırlanıyorlar. 2010 yılında Japonya. Olurdu olmazdı bir süreç gidip çünkü burada değildim. Kayak Federasyonu'yla beraber yurt dışında bir kamptaydım. Bir ay sonra dönecektim. Geldim hala bekliyorlar. Sağ olsun Mehmet Bedestenlioğlu'yla beraber. O sürece başladık. Evet. Şimdi Kayak Federasyonu'na ilk gittiğimde atlet adamın burada ne işi var demişler. Bizim mesleğimizin ilginç tarafı da budur. Evet, ona da değineceğiz. Kayaktan voleybola geldiğimde kayakçı ne işi var voleybola geldi dediler. Ama aslında ben kondisyonerim. Evet. Kondisyoner branşı olmaz. Aynen, kondisyoner biraz sonra bahsedeceğim gibi satrançla da çalışır, evet. Güreşçiyle de çalışır. Onun için kondisyonerlik avantajlı bir branştır. Bence keyifli bir branştır. Umarım örnek oluruz da birileri kesinlikle bu yolda yol almaya başlarlar. Ondan sonra işte peşinden Voleybol Federasyonu demeyeyim, gene şirket bazında çalıştım bu süreçte. Dünya şampiyonusu için bir 4,5 aylık Grand Prix'ye girdik. Grand Prix'ler sonucunda da Kasım ayındaydı zannediyorum. Ekim'in sonunda 29 Ekim'de Japonya'da ilk maçımızı Çin'le yaptık ve 29 Ekim hediyesi olarak başladık, yendik aynen. Onları da. Ve dünya altıncılığı geldi. O zamana kadar en iyileri zannediyorum dünya 11.liğiydi. Bayağı bir sükse yaptık. Evet, evet. Döndükten sonra Güreş Federasyonu bir şekilde ulaşmış isteme. Onları seviyor dünya şampiyonası için. Güreşle bir sene, 1,5 sene kadar bir çalışmamız oldu. Dünya şampiyonası bittikten sonra bunların hepsi çünkü dönemlik anlaşmalardı. Kadrolu tabii, girmedim tabii, oralara. Tabii. Şirketim üzerinden. Hevesim de var. Şirket iş yapıyor. Şirket evet. iş yapıyor diye. O süreç bittikten sonra sizinle tanıştık. Bir arkadaşımızın vesilesiyle. Evet, evet. Ve bir gün Güreş Federasyonu Dünya Şampiyonası bitmesinden zannediyorum 1-2 ay sonra telefonum çaldı ve Satranç Federasyonu aradıklarını ve benimle çalışmak istediklerini öğrendim. Başta ilginç geldi tabii. Ben şaka yapılıyor falan zannettim. Şimdi güreşte kuvvet antrenmanı yaptıran bir adamın evet. Satranç Federasyonu'na nasıl bir faydası olabilir? İşte senin özellikle vizyonun sayesinde Satranç Federasyonu'nda bir kondisyon döngüsü başlatıldı. Evet. Sen diyorum o yılın sonunda da Satranç Olimpiyatları İstanbul'da yapılmak üzereydi. 2012. Evet, evet 2012'de. Bence çok verimli, keyifle çalıştığım bir dönemdi. Çok verimli oldu bence o kamp. Evet. O kamp ve sonrası çocuklara değişik aktiviteler yaptırdık. Şimdi dinleyenler belki merak eder satrançta ne yaptınız. Ben de gidene kadar bilmiyordum. İşte sizler bilgilendirdiniz beni. Satrancın sorumlulukları, saatlerce süren maçlar sonunda bazı izometrik kasılmalar sonucunda kaslarda ağrı. Yorgun. Zaten bir antrenman dönemi yok. Evet. Dirençsiz kas grupları. Güzel bir şeye başladık. Çocuklara hiç yapmadıkları egzersizler yaptırmaya çalıştım. Bir taraftan da hiç spor yapmayan insanlara spor yaptırmak zorundaydım. Evet. Bunun için de eğlenceli kılmamız gerekiyordu. İşte sizler destek attınız. Arenada dünya şampiyonası oynanan basketbol sahasında çocuklara basketbol oynattık. Çattırmadan arada fitness korta soktum onları. Bazı kas grupları bir toparlandı. Evet. Kor egzersizler yapıldı. Bel egzersizleri yapıldı. Daha sonra Kemer'de zannediyorum bir otelde kamp yaptınız. Evet, büyük Kemal. Bir kamptı o. 1500 kişilik bir kamptı. Bir turnuvaydı. Milli takım sporcuları ilk defa orada düzenli bir kamp döngüsüne girdiler. Sportif kondisyon anlamında. Evet. Orada fitness court, yüzme havuzu, sahilde bazı egzersizler, zevkliydi. Trekking. Çok zevkliydi.
O dönemde araya giriyorum. En fazla böyle değişimin gözlendiği 3 tane sporcu var benim. Cemilcan Ali Maran da Evet, büyük evet, ustamız. evet. Barış Esen gerçekten antropometrik olarak çok kilolu bir Evet, arkadaşımızdı. öyleydi. Büyük usta ve Vahap Şanal. Çok Vahap iyi da hatırlıyorum. sporu çok sevemci. Diğer arkadaşlarımız da çok sevdi. Onların ayrı bir ilgisi vardı. Evet. Hala da söz ederler. O zaman başladığımız spor egzersizlerinin günümüzde de hala devam ediyorlar egzersizler. Ne Sizin güzel. sayenizde oldu Ne bu. güzel, Bu estağfurullah. bir değer Yani yaratmaktır. karşılıklı inanma meselesi bu. Yani Kesinlikle. Erman hocam, siz inanmasanız bu işe satranca bunu sokmak çok mümkün değildi. Evet. Yani daha sonrasındaki vizyonları da gördük. Ama o süreçte sizin eklediğiniz vizyon bambaşkaydı gerçekten. Hiçbir federasyonun sayfasında bel ve sırt egzersizi videosu yayınlanmadı. Doğrudur. Siz orada, Satranç Federasyonu'nda bu teklif de sizden geldi. Bunlar farklı vizyonlar. Türkiye'nin ihtiyacı olan vizyonlar. Evet, kesinlikle. Sizin yaptığınızda çok iyi yaptığınız bir şeyle dünya ile paylaşmak, değer yaratmaktır. Biz federasyon olarak çok faydalandık. Çok Ne teşekkür güzel. ediyorum. Ne demek? Büyük keyif. Daha Büyük sonra keyif. boks federasyonuyla da çalıştığınızı hatırlıyorum Murat Evet Ağa'dan. evet. Bunun peşi sıra Voleybol Federasyonu'ndan kadro önerildi. Sayın Özkan Mutlugil zamanında. 2013 sonunda Voleybol Federasyonu'nda kadro olarak devam ettim. Bu süreçte şirket bir şekilde yoluna devam etmek zorundaydı. Bazı performans ölçüm döngüleri yapmaya başladık. Evet. Çok sıklıkla kullanmak istemediğim popülist bir deyim vardır: yetenek seçimi. Bana kalırsa yetenek seçimi çok yanlış bir kelime. Orada biz çocukların performans altyapılarını ortaya koyuyoruz. O performans altyapılarına, pardon, performans bileşenlerine haiz spor branşlarında yetenekli olabilir diyoruz. Daha Yönlendiriyorsunuz. tabii ki, daha sonra bunun topla ilgili kısmı var veya teknikle ilgili kısmı var. Yetenek aslında orada ortaya çıkıyor yavaş Evet, yavaş. çok Onun doğru. için bu yapılan ölçümler tamamıyla sportif performans altyapısına bir harita sunuyor ortaya. Evet. Dolayısıyla bunları yetenek seçimi demek çok doğru değil. Ama Türkiye'de bir şeyleri ilk başta başlatmak için ne yazık ki popülist kanaldan girmek gerekiyor. Ne kadar inat ederseniz edin, ben bu işi akademik bir şekilde devam ettireceğim, yine de gireceğim. Ben başaramadım bunu, mümkün değildi. Ama yaptığımız işi popülist isim altında götürüp içi dolu yaptığımız zaman da farklılık ortaya çıktı. Ve irtibata girilen herkesle ben bu kavramı üstüne basa basa tartıştım. Yetenek seçimi bir şey diye bir şey yoktur. O yapılan ölçümler çocuğun kuvvetini, patlayıcılığını, Mevcut durumunu evet, koordinasyonunu ortaya koyar. Daha fikir doğrusu verir. evet, yani ölçüm her branş için gerekli. Yani bir şeyi ölçemezseniz ona hakim olamıyorsunuz. Ölçülmeli ki eksikler ortaya çıksın. O eksikler doğrultusunda bir antrenman programı üretilsin. Doğru. Ölçmeden, tamamen afaki bir şekilde, hiçbir şekilde kişisel baza indirmeden antrenman grupları oluşturabiliyorsunuz sadece. Yapılan ölçümün amacı aslında buydu. Bu tür ölçümler yapıldı. Futbol takımlarıyla çalıştım, basketbol takımlarıyla çalıştım. Bazı özel okullarda yapıldı ölçümler. O süreç içinde Sarıyer Bayan Voleybol'dan talep geldi. Bir 2 yıl onlarla bir geçmişimiz oldu. Gayet güzel gitti. Birinci lige çıkarttık. Galatasaray'ı 3-0 yendik. Galatasaray'la gocunmasın. Sarıyer'in Galatasaray'ı yemiz büyük olaydı. Türkiye Evet. sallandı falan. Güzel. Mehmet Bedesten'le olur beraberdik Eyvallah. orada. Onun arkasından Voleybol Federasyonu'ndan bir teklif geldi. 2013 sonunda Voleybol Federasyonu'nun altyapılar kondisyon koordinatörü olarak göreve başladım. Daha sonra mil takımlar kondisyonu olarak devam ettim. Şimdi hala devam ediyor. Plaj voleybolu bende. Özellikle erkek voleybolu bende. Altyapılar, proje takımlarının kondisyonları bende. Bunlar devam ediyor. Bunlarla eş zamanlı şirketimin işleri de devam ediyor. Mesela bu aralar Modern Pentatlon Federasyonu'na yoğun çalışıyoruz. Boks Federasyonu, Jimnastik Federasyonu 2016 olimpiyatlarında beraberdik. Tabii çok güzel işler başardık. Bu Güreş Federasyonu'yla 2016'da beraberdik ve son 56 yılın en iyi derecesi geldi. Kondisyonun artık yavaş yavaş çok önemli olduğu ortaya çıkmaya başladı. Evet. Çünkü sporcu belli bir noktaya geldikten sonra artık teknik gelişimini neredeyse üst düzeye geliştiriyor. Tabii ki eksiklikler var, tamamlanmalı teknik taktik anlamda. Ama mevcut seviyede eğer sporcunun kondisyonuna dokunabilirsiniz, mevcut teknikle bile çok yol kat ediyor. Doğru. Bu yüzden yavaş yavaş artık anlaşılmaya başladı kondisyon zorunluluğu. Ve her olimpik döngüde, ne yazık ki son 1 yılda bizim aklımıza gelir. Aslında olimpik döngüler 4'er yıllardır. Dörder yıldır. Kısa vade 4 yıldır, orta vade 8 yıldır, uzun vade 12 On yıldır. iki yıldır.
Bir sürü ülkede bu işi çok önceden başarmış ve bir şeyleri bitirmiş ülkelerde uzun vadeler çalıştırılır. 12 yıllık süreçlerden geçirilir çocuklar. Ama biz ne yazık ki işte Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonası falan derken son bir yıl kadar şey geldi diyoruz. Yapsın, olimpiyat geldi diyoruz. Aslında evet mesela her çoğu kişinin bildiği gibi büyük bir ihtimalle 2024'te de olimpiyat olacak. Ama biz gene 2023'te evet. Çalışacağız. Yani dediğiniz gibi 12 sene sonra yarışacak sporcular önceden belirleyip ona göre antrenman kesinlikle metotları uygulamamız gerekiyor. Doğru gerekir. Seçimlerle, doğru isabetli çocuklara yatırımlar yapılırsa evet. Bambaşka yere gider. Çin'de örnekleri var bunun. İki olimpiyat sürecinden sonra Çin aldı yürüdü. Kesinlikle. Antrenman bilimi konusuna gelmek istiyorum Murat abi. Evet. Ruslar ve Almanlar bir dönem çok öndeydi antrenman hı-hı bilimi konusunda. Doğu bloğu, onların doğu bloğu ülkeler. Onların doping yaparlardı çok güzel. Evet. O zamanlar kontrol bu kadar yoktu. Kesinlikle. Evet. Geçenlerde bir Netflix'te Icarus belgeselini izledim dopingle ilgili. Evet. Rusya'nın bu skandallara nasıl ortaya çıkardığı ile ilgili. Aslında lafınızı kesiyorum. Rusya'da değişen bir şey yok. Sadece denetleme çoğaldı. Kesinlikle. Herkes bundan haberdar oluyor. Evet, aslında evet. Doğu bloğunda değişen bir şey yok. Hep aynı şeyleri yapıyorlar. Doğru söylüyorsun. Son 15 yılda Amerika ve Avustralya'nın evet bu anlamda çok büyük kondisyon yatırımları var. Kondisyon özellikle anlamında. Bilimsel araştırmalar da çok üst düzeyde. Evet. Hem yüzmede hem de atletizmde zaten bu başarıları çok net bir şekilde görüyoruz. Evet. Türkiye'de durum nasıl? Antrenman hı bilimine kulüpler, yöneticiler nasıl bakıyorlar? Bizim mevcut potansiyelimize kendini yetiştirmiş ve geliştirmiş antrenörlerimiz evet var mı bu anlamda? Vallahi şimdi sadece en yakın bu sorunun cevabını en yakın hissettiğim benim kendi küçük geçmişim. 2000 yılından itibaren ben bu şirketi oluşturmuştum ve şirket ayakta kalsın diye ulaşabildiğim bütün popüler isimlere ulaşmaya çalışmıştım. İşte Fatih Terim'le görüşmeye çalıştık. Yılmaz Vural, Mustafa Denizli. Bir sürü insana ulaşmaya çalıştım. O dönemde Yılmaz Vural, hiç unutmuyorum, Bolu'da Patalya Otel galiba, oradaki kamp merkezine beni çağırmıştı. Bir sürü antrenör vardı orada. Şimdi isimlerini zikretmeyeyim ama Yılmaz Vural da bu arada Köln Spor Akademisi'nden mezun olmuş. Tabii çok donanımlıdır. Çok donanımlı bir antrenör. Son derece donanımlıdır. Antrenman bilimlerine son derece hakim bir hocamızdır. Evet. Biraz dik kafalıdır. O yüzden zaten çok fazla uzun sürmüyor bağlantılara ama evet, yetiş Yılmaz Hoca denmesinin arkası doludur. Yılmaz Hoca evet Türkiye'den hakikaten spor bilimlerini layığıyla yapan bir adamdır. O çağırmıştı oraya. Hatta benim böyle bir şirket kurduğuma inanamadı. Ya dedi sen deli misin? Bu iş yapmaz bu şirket dedi. Performans ölçümü ne anlayacaklar dedi. Çağırdı bir antrenör, birini daha çağırdı. Bu arkadaş dedi performans ölçümü yapıyormuş. Ne ölçümü yapıyormuş abi dedi. Performans ölçümü. Ama ne gereği var dedi. Eskiden böyleydi. Ben performans ölçümünü yetenek seçimine evrildiğim zaman isim biraz daha popüler olmaya başladı. Evet. Ama yine de temelinde rant yatıyordu ne yazık ki. Ne zaman inanmaya başladılar derseniz, yoğunluklu olarak bana kalırsa bundan bir önceki olimpik döngüde ve onun öncesinde, yani 2016, 3 sene daha geriye gidin, 2013'lerde yavaş yavaş kondisyonun, spor biliminin kendilerine sağlayacağı faydaların farkına varmaya başladılar. Evet. Çünkü hiçbir kulüp bir kondisyoner istihdam etmiyordu. Bunu bir masraf olarak görüyordu. Hiçbir kulüp performans ölçümü yaptırmıyordu. Niye yaptıracağız kardeşim? Ben görmüyor muyum sporcunun durumunu diyor. Görmüyorsun. Görebilir olduğunu düşünüyorlar. Olur mu öyle şey? Tabii ki evet değil. Çünkü bir kere antrenman prensiplerinden bir tanesi bireysel olması. O sporcunun ihtiyaçlarıyla diğer sporcunun ihtiyaçları aynı olabilir mi? Mümkün değil. Şöyle diyebiliriz. 2010 ve sonrasında birazcık bakış değişti sanki. Şimdilerde evet. 2016 olimpiyatlarında devlet buna çok kaynak ayırdı. Geç kalındı aslında. Çünkü yine 2012'de ben 2016'da olimpiyat olacağını tahmin ediyordum yani. 2015'te çok ağırlıklı bir şekilde spor bilimli firmalarıyla çalışıldı. Spor bilimcileri devreye sokulmaya başlandı. Birkaç federasyon daha öncesinde bile devreye bazı kondisyonerler, antrenman bilimciler sokmaya başladılar. Evet. Yani yoğunluklu olarak 2010 ve sonrasında daha da bilinçli olmaya başladık zannediyorum. Şimdi gelinen nokta benim temaslı olduğum yerlerle yine söyleyebilirim. Çok daha oturmuş durumda kondisyonerlik, antrenman bilimleri. Fersah hala gerideyiz ama bu işi yıllar önce yapanlardan. Hı. Ama en azından doğru yolda ilerliyoruz. Gelişmeye de açık gibi görünüyor. Zannediyorum bir şeyler oturdu artık Türkiye'de spor bilimleri adına. Murat abi spor kondisyonerliği konusunu biraz daha açmak istiyorum. Tamam.
Bu alanda kendisini beden eğitimi spor yüksekliğini okuyup geliştiren arkadaşlarımız var. Aynı zamanda Spor Genel Müdürlüğü'nün açmış olduğu kurslara katılan arkadaşlarımız Evet, var. evet. Spor kondisyonerliğinin bir branşı yok. Evet. Bu anlamda neler anlatmak istersiniz? Bu alanda kendisini geliştirmek isteyen arkadaşlar kendilerine nasıl bir yatırım yapmalılar? Neler yapmalılar? Şimdi eğer şimdi kondisyonerin tanımından başlayalım. Antrenör eğer savaşçıysa, sporcular da onun silahlarıysa, o silahları keskin kılma zorunluluğu kondisyonerindir. Evet. Kondisyonerlik böyle bir meslektir. O silahlar sürekli keskin bir şekilde Hazır korunmalıdır, olacak her hazır an. olacaktır. Kondisyonerlik böyle bir iş. Bu yüzden kondisyonerin pek branş olmaz. Ne kadar çok branştan bahsettim, birbiriyle alakasız branşlar ama malzeme insan. İnsan. Belli yüklenmelere vereceği cevaplar aynı şekilde. Adaptasyon Sadece o sürecekmiş. branşın enerji ve mekanik altyapılarına hakim olursanız bir süre çalışıp ben başlayacağım branşların çoğuyla 2 ay öncesinden konuşurdum. 2 ay birazcık o branşa çalışırdım ve onun performans zorunluluklarına hakim olmaya çalışırdım. Daha sonra o performans bileşenlerini geliştirmek için uygulayacağınız yöntemler 3 aşağı 5 yukarı aynı. Tabii özel antrenman dönemine geldiğinizde antrenörlerle ortaklaşa koopere bir şekilde bazı driller oluşturmanız gerekiyor. Mesela interval drilleri. Kayağın intervalle basketbolun bir olmuyor. Sen de basketbol branşından Evet. geliyorsun. Bu tür özel antrenmanlarda belki ayrışabiliyor ama bir kondisyoner, şuna inanmıyorum ben, futbol kondisyoneri, voleybol kondisyoneri, yüzme kondisyoneri, kondisyoner vardır. Olması gereken de belli bir eğitim sürecinden geçmiş, fizyolojiye hakim, antrenman bilimine hakim, anatomiye hakim, antrenman planlamasına hakim, kişilerin kondisyon olması özlenen. Evet. Ama o kadar hızlı gelişen bir sektör var ki altta ve biraz evvel bahsettiğim gibi son 7-8 yıldır kondisyonerlik daha böyle ivme kazanan bir meslek olduğu için devlet buna bir kısıtlama getirmek istedi. Daha doğrusu bir belgelendireyim de legal bir şekilde bu insanlar kondisyoner olarak görev yapsın. Evet. Aynı antrenör kursları gibi birinci kademe, ikinci kademe antrenör Kondisyon. kursları gibi bir kondisyoner kursu açtılar. Genel Müdürlük düzenledi bunu. Ve bazı üniversitelerden destek aldılar bu kondisyoner kursları için. O üniversiteler ders verdi. Ama insanlar da bir anatomi dersi background istendi. Transkripler Evet. sorgulandı. Ama bana kalırsa yine makbul olanı spor akademilerinden mezun insanların bu kondisyonerlik branşında yol almaları Evet. aslında. Çünkü belli bir birikim gerekiyor. O birikimi oluşturacak zaman o kurslarda mümkün değil bunun Tabii çok oluşturulması. kısa bir Çünkü süre. tabii ki çünkü bir fizyoloji altyapısını oluşturmak için bir seneye, 2 seneye ihtiyacınız var. Anatomi hakeza. Uygulamalar yapılmalı. Hadi ben oldum kondisyoner deyip şu federasyonun kondisyoneri olduğunuz zaman bayağı bir zorluk çekiyorsunuz. Tabii ki. Bu imkanı bulamayan insanlar yok mu? Var. Bunlar için de kaynak araştırmalarını öneriyorum. Çok fazla yerli kaynağa ulaşılamıyor. Evet. Ha, son zamanlarda spor yayın evi var. Tanju Bargan hocamız belki bilirsiniz. Onun çevirdiği kitaplar vardır. Çok isabetli kitapları çevirdi. Bazı fizyoloji kitapları, En son Caner Hoca'nın antrenman kitabını kitapları, çevirdi. Caner Açıkadın'ın kitabını Kitabı bas yayınladı. yayınladı. Tabii çok lebiderya bir kaynak Evet. o. Tudor Todor Bompa'nın Bompa'nın kitapları, periyodizasyon kitabı var. Whiting'in fizyoloji, Fox'un fizyoloji kitapları. Sürat dayanıklılıkla ilgili Evet, kitaplar. evet, evet. Pliyometrik antrenmanla ilgili kitaplar. Bu kaynakları hiç olmazsa kütüphanelerinin bir kenarına ayırmalılar ve bana kalırsa sık sık okumalılar. İngilizce de çok önemli burada. Tabii ki Yabancı önemli. kaynakların Tabii ki. İngilizce ağırlıklı. Tabii. 2012 yılında benim de öyle bir girişimim olmuştu. Yurt Evet, dışından 3 biliyorum. tane kitabın telif Çok hakkını alıp isabetliydi o kitaplar. 3 telif... Biomekanetik serisi. Evet. Sıkıntı şuydu, spor kitaplarının çevirme işi tamamen üniversitede müterdim tercümanlık öğrencileri tarafından. Bu kişiler İngilizce biliyorlar ama spor Mesleki terminolojisini, İngilizce evet, sıkıntı. Evet. spor terminolojisini bilmedikleri Evet, için evet. doğru kaynak çevirme olmuyordu. Dedim, bu anlamda bir açık olduğunu görmüştük. Beraber hatta Evet, uzun evet, evet, zaman evet. konuşmuştuk. Evet. Gerçekten kaynak sıkıntısı Kesinlikle. son 2-3 yılda biraz daha toparlandı gibi ama gerçekten alanda uzman kişilerden, Tanju hocamız gibi Evet. alanda uzman kişilerin çevirileri çok değerli. Evet.
Sayın Caner Çıkadın'ın kitabı da çok büyük bir şey. Kesinlikle. Kilometre taşı olacaktır bu şeyde, spor bilimlerinde. Antrenman bilimi. Edinilmeli mutlaka. Kesinlikle. Spor kondisyonun branşı olmaması arkadaşlarımız için çok büyük bir avantaj. Çok büyük bir camiadan bahsediyoruz. Evet. Çünkü tüm spor branşlarının içinde olduğu, evet, iyi bir kondisyoner olurlarsa, kendini yetiştirirlerse her spor branşının içerisinde, kulüplerin içerisinde, federasyonun içerisinde yer bulabilir. Tabii, tabii. Onun dışında fitness salonları var ve spor egzersiz merkezleri var. Burada genelde yöneticiler, alanında uzman olmayan kişiler, parası olan kişiler açıyor. Onlara teşekkür ediyoruz bu imkanı sağladıkları için. Ama işe alım süreçlerinden genelde fitness antrenörü, çok iri yarı böyle kasları yerinde olan, düzgün fizikli çocuklar diyorlar ama bilgi seviyesini sorgulamıyorlar. Evet. O anlamda gerçekten bilgi ölçülebilmeli, evet, karşılıklı konuşmayla evet, değerlendirilmeli. Çünkü bireysel farklılıklar var fitness konusunda. Kesinlikle. Grup halinde biz televizyonlarda eskiden görürdük. Farklı kilolarda, farklı yaşlarda hanımefendinin farklı aynı ihtiyaçlarda. Evet, farklı ihtiyaçları ama aynı şiddette egzersizler uygulanıyor. Bu ne anlamda yazık ki. Ve spor salonunda eskiden kişisel antrenör yokken duvarlarda birer tablo olurdu, reçete gibi antrenman programı. İnsanlar o reçeteye bakıp antrenman uygularlardı. Evet, Bunlar çok aynen geride öyle. kaldı. Evet. Amacımız sizin gibi değerli hocalarımız sayesinde insanların, bireylerin bu sistemi sorgulayabilmeleri. Kesinlikle çok Evet. fark yaratır. Mesela bir eliptik bisikletten bahsedeceğim. Uzay yürüyüşü adı altında. Geçenlerde okuduğum bir makalede fitness salonlarındaki koşu bantları, onun dışında bisiklet egzersizleri ve eliptik bisikletlerin gerçek kalori düzeylerinin daha fazla gösterildi. Yani Tabii harcanan tabii. kalorden daha Tabii. fazla gösterildi. Hesaplaması çok zor zaten. Evet. Bunu bir araştırmada ve VO2max'larını ölçmüşler aynı antrenmanlarda. Koşu bantlarının %12 daha fazla kalori gösterdiğini spor merkezinde ve eliptik bisikletlerinin %42 daha fazla, Evet. yakılandan daha fazla gösterdiği Evet, şey evet, yapmış. evet. Bu merkezlerde çalışan arkadaşın bilgili, ayakları yere sağlam basan, insanlara hayal sunmayan Evet. bilgilerle donatılması gerekiyor. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Yani özellikle spor akademisi mezunu olan arkadaşlara öncesinde ulaşabilecekleri en kolay mesleklerden birisi olan fitness kortta hocalık, antrenörlük mesleği hakkında bilgi verilmeli. Evet. Şimdi Hacettepe ile 2 yıldır beraber çalışıyoruz. Sağ olsunlar bazı dersleri sorumluluğunu bana verdiler. Bu sene de fiziksel uygunluk dersine gireceğim ve fitness kortlarda neler yapılabilir? Sedanterlerle ne tür egzersizler yapılabilir? Hangi derecede başlatılıp hangi dereceye Evet. taşınabilirler? Doğru antrenman yöntemleri nasıl uygulanır? Ufak da olsa kişisel ölçümler nasıl yapılır? O kişilerin ihtiyaçları nasıl ortaya Çıkar. çıkarılır? Bu konular üzerinde çocuklarla tartışacağız bu sene. Yarım dönem boyunca böyle bir şansımız olacak. Çok çok önemli. Hem halkın bilinçlendirilmesi hem de oraya gidip antrenörlük yapacak çocukların bilinçli olarak üniversitelerden çıkması çok çok önemli. Kesinlikle. Çünkü çok kolay ulaşılan bir meslek kolu. Evet. Ama eğitimsiz tüm geçmişi kendi yaptığı bodybuilding olan insanların eline geçiverdi. Sakatlığa varan bir sürü yanlış uygulamalar yapılıyor. Evet. Sonuçta sağlıklı yaşam için spor yapacak oraya gelen insanlar. Ama bunun sınırını belirleyecek olan da antrenör. Evet, kesinlikle. Tamamen bilgisiz geliyor insanlar oraya ve karşısında gördükleri insan ne derse inanıyorlar. Dolayısıyla o bilgi kirliliğinden bizim yeni mezunlarımız yavaş yavaş bu işi kurtaracaklar diye umuyorum. Ben kendi eşimden biliyorum. Spor merkezine gidiyor. Orada yeni mezun olmuş çocuğun sözüne inanıyor. İşte. Benim gibi alanında uzman, antrenman Hep öyle olur. bilimcileri. Biz kendi hanımımıza, çevremizdeki Evet. insanlara laf Ne anlatamıyoruz. yazık ki öyle, doğru. Murat abi son sorum. Çok fazla zamanını Zor alman olmasın. istiyorum. Zor değil. Gerçekten bu alanda kendini geliştirmek isteyen çocuklara bir mesajım var mı? Ne yapmalılar son olarak? Valla bir kere kondisyonerliği sevmeleri lazım. Kondisyon antrenmanı verdiğiniz çocuk belli bir yerlere geldiğinde çocuğun babası gibi görmeye başlıyorsunuz kendinizi. Çok büyük gurur veriyor Değil mi? size. Müthiş bir keyif. Bu işi severek yaptıktan sonra, antrenman ilimlerine hakim olup bu işi severek yaptıktan sonra ve bu işe kafalarını da koyduktan sonra severek yapınca zaten zihin orada oluyor. Başarı olmamalarına imkan yok. Çünkü o kadar çok bilgi ve iş kirliliği var ki ortalıkta. Doğru yapılan iş hemen sivriliveriyor. Gönülden sevsinler bu işi. Evet. Bir de akademik anlamda birazcık Kendini evet geliştirsin. kendilerini geliştirsinler. Onun haricinde her şey yolunda gider. Çok teşekkür ederim. Çok Ben keyifli bir teşekkür ederim. sohbet oldu Murat abi. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.